Uveyda Arraf, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu, Filistin asıllı. Aktivist ve avukat. İsrail'in son saldırılarını Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde protesto etti. Gözaltına alındı. ...48 yaşındaki Arraf, Filistin'in özgürlüğü için çalışmaktan vazgeçmedi. Ana vatanıyla bağlarını hiç koparmadı. Ailem sık sık bizi Filistin'e götürürdü. Bu yüzden ben kendi gözlerimle oradaki zulme şahit oldum. Çok etkilendim. Orada şahit olduklarımı unutamıyorum. Ailem aktivist olmamdan korkuyordu. Ama gördüklerim karşısında sessiz kalamazdım. Uveyda Arraf, uluslararası dayanışma hareketini kurdu. Filistin'e defalarca gitti, ikinci intifadaya bile katıldı. Dünyanın pek çok yerinden insanları Filistin'e davet etti. İsrail'in işlediği suçları kendi gözleriyle görmelerini istedi. İnsanlar geldi, İsrail'in ne yaptığını gördü ve ülkelerinde anlattı. Bazı arkadaşlarımızı tutukladı, hatta birkaç arkadaşımızı öldürdü. Onlardan biri de Rachel Corey'di. Rachel Corey'nin ailesi şimdi Filistin'in özgürlüğü için çalışıyor. Uveyda Arraf'ın Filistin mücadelesi onu hukuk okumaya yöneltti. İsrail her gün suç işliyordu. Hukuki olarak onu nasıl durdurabiliriz bunu görmek istedim. Gördüm ki bir uluslararası hukukumuz var ama çok politik. İnsan hakları örgütleri İsrail'in savaş suçu işlediğini, uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor ama yaptıkları yanına kar kalıyor. Çünkü uluslararası hukukta güçlü ülkelerce manipüle ediliyor. Kendi müttefiklerini korumak için onu uygulamaktan kaçıyorlar. Hristiyan olan Uveyda Arraf, Amerikalı bir Yahudi ile evlendi. Eşiyle birlikte hayatını Filistin'in özgürlüğüne adadı. Filistin herkesindir. Dinden, ırktan bağımsız bir yerdir. Eşimle Kudüs'te tanıştım. O Amerika'da doğup büyümüş bir Yahudi. İsrail'in suçlarının farkında ve Filistinlilerin hakları için çalışıyor. Çocuklarımızda benim dinim Hristiyanlık, babalarının dini Yahudilik ve Filistin'in çoğunluğunu oluşturan Müslümanları tanıyarak büyüyorlar. Bu bir çatışma değil, güzel bir harmoni.